7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 122. 4. tema sonu ölçme ve değerlendirme çalışmaları. Bir metnimiz var arkadaşlar. Metni birlikte okuyalım. Ben küçük bir yağmur damlasıyım. Önce yeryüzündeydim. Güneşin sıcağı ile buhar oldum. Gökyüzüne çıktım. Benim gibi çok sayıda buhar damlaları ile birleştik. Bulut olduk. Bulut olarak gökyüzünde uzun süre kaldık. Çok yükseklerden yeryüzünü seyrettik. Köyler, şehirler, bahçeler, tarlalar, ormanlar ne kadar güzel görünüyordu. Çocuklar oyun oynuyor, köylüler bahçe ve tarlalarda çalışıyor, köyün sürüleri kırlarda otluyordu. Yeryüzü yüksekten çok güzel görünüyordu. Yollar ve yollardaki araçlar, her şey çok güzeldi. Ormanlar, çayırlar, göller, dereler, nehirler yeryüzünü süslüyordu. Yanıma bir damla geldi. Gördüklerimizi birbirimize anlatıyorduk ki deniz göründü, deniz göründü diye sesler duyduk. Nehrin ağzı genişledi, nehrin denize döküldüğü yere gelmişiz. Denizi yakından ilk defa görüyordum. Onun büyüklüğü karşısında şaşırdım. Yaşlı bir damla yanıma gelerek. Ben de denizi ilk gördüğümde böyle şaşırmıştım. Deniz bizim son durağımızdır. Bütün akarsular denize dökülür. Burada buhar olup tekrar gökyüzüne çıkarız dedi. Denizin suyu çok tuzluydu. İrili ufaklı, renk renk balıklar vardı. Yüzgeç denen kanatlarını hiç durmadan hareket ettirerek sağa sola koşuyorlardı. Denizde midye, istiridye, deniz anası gibi daha birçok hayvan vardı. Denizin dibi ormana benziyordu. Engebeler, çukurlar, tepeler. İnsanlar denizin üstünde ulaşımı vapur, kayık, sandalyeyle sağlıyorlardı. Küçük ve büyük motorlarla balıkları avlamaya çalışıyorlardı. Yakalanan balıklar kurtulmak için çırpınıyordu. Küçük balıklar büyüklere yem olmamak için kayaların ve yosunların arasına saklanıyordu. Zaman geçti, yaşlı damlanın dediği gibi tekrar buhar olup gökyüzüne çıktım. Bundan sonra bakalım neler göreceğiz. Komisyon, yağmur damlası. Metne göre soruları cevaplandıralım. Birinci soru, metinde anlatılan olay nedir açıklayalım. Metinde küçük bir yağmur damlasının yaşadıkları, yeryüzünden buharlaşarak gökyüzüne çıkması, bulut olması, denize düşmesi ve tekrar gökyüzüne çıkması anlatılmaktadır. İkinci soru, metinden çıkardığınız sonuç yani ana fikir nedir yazınız. Metinden hayatın aslında bir döngüden ibaret olduğu sonucu çıkarılabilir arkadaşlar. Üçüncü soru, metinde geçen terimleri sınıflandırıp yazınız. Burada arkadaşlar buhar, deniz, nehir, akarsu gibi terimler arkadaşlar coğrafya terimlerine örnektir, terim anlamdır. Vapur, kayık, sandal gibi kelimeler ise arkadaşlar bir ulaşım terimidir. Yüzgeç ise zooloji terimi yani hayvanlarla ilgili bir terimdir. Dördüncü soru, yazar metinde nasıl bir anlatım biçiminden yararlanmıştır? Örneklerle açıklayalım. Bu da yazar yağmur damlasını kişileştirmiştir. Onun yaşam döngüsünü öyküleme yoluyla anlatmıştır. Yer yer betimleyici ifadeler kullanarak anlatımı sağlamıştır. Sayfa 123. Metinde geçen hangi söz sanatlarından yararlanmıştır arkadaşlar? Bakalım isimlerini açıklayalım. Yazan yağmur damlasını kişileştirmiştir arkadaşlar. Onun yaşam döngüsünü öyküleme yoluyla anlatmıştır. Yer yer betimleyici anlatımda kullanılmıştır. Altıncı soruda ise metinden basit, türemiş, birleşik fiilleri örnek vurup birer cümlede kullanın. Basit fiiller arkadaşlar. Duy, bugün çok güzel bir haber duydum. Duymak fiili. Türemiş fiiller ise birleşmek arkadaşlar. Dicle ve Fırat nehirleri denize dökülmeden önce birleşiyor. Birleşik fiillerde ise arkadaşlar seyretmek. Dünkü maçı stadyumda seyrettim. Evet, seyir ve etmek kelimelerinin birleşmesinden dolayı birleşik fiil oluşmuştur arkadaşlar. Altıncı soruyu da tamamlamış olduk. Yedinci soruya bakalım. Metinden öznel ve nesnel yargılara örnek bulup yazmamız istenmekte. Öznel yargılar çok yükseklerden yeryüzünü seyrettik. Köyler, şehirler, bahçeler, tarlalar, ormanlar ne kadar güzel görünüyordu. Yeryüzü yüksekten çok güzel görünüyordu. Yollar ve yollardaki araçlar, her şey çok güzeldi.
Ormanlar, çayırlar, göller, dereler, nehirler, yeryüzünü süslüyordu. Buradaki arkadaşlar tüm ifadeler öznel yargıya örnektir. Nesnel yargıda ise bütün akarsular denize dökülür. Denizde midye, istiridye, deniz anası gibi daha birçok hayvan vardır. İnsanlar deniz üstünde ulaşımı vapur, kayık, sandal ile sağlıyordu. Buradaki ifadelerimiz arkadaşlar nesnel yargıdır. 8. soru. Metinden haber kipiyle çekinlemiş fiilleri bulup yazınız. Bu fiilleri birer cümlede kullanınız. Oldum, görülen geçmiş zaman. Dünkü denemede kardeşim birinci oldu. Oynuyor, şimdiki zaman. Çocuklar bahçede saklambaç oynuyor. Çıkarız, yeni zaman. Bugün evde duralım, yarın dışarı çıkarız. Göreceğim, gelecek zaman. Acaba orada nasıl insanlar göreceğim? Şaşırmıştım, duyulan geçmiş zaman. Onu karşısında görünce çok şaşırmıştım. B bölümünde ise arkadaşlar test sorularımız var. Birinci soru, aşağıdaki atasözlerden hangisinin fiili yapı bakımından farklıdır? Evet, burada arkadaşlar ırmaktan geçerken at değiştirilmez. Yangını körükten saçından tutuşur. Faz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Evet, burada arkadaşlar değişmek, değiştirmek, tutmak, tutuşmak, esirgemek, esirgenmek, esirgemek, esirgenmek anlamında arkadaşlar. Bunların hepsi türemiş fiillerdir. Ancak saklı zamana gelir zamanda türemiş bir fiil yoktur. Cevabımız D şıkkı. İkinci soru. Aşağıdaki cümlenin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Çalışmadığı için iyi not alamadı. İyi not alamamasının sebebi arkadaşlar çalışmaması. O hastalandığı için gelemedi. Gelememesinin sebebi hasta olması. Gözlüğünü değiştirmek için doktora gideceğim. Burada doktora gitmesinin sebebi değil, amaç sonuç var. Burada kahvaltı yapmadığı için okulda bayılmış. Bayılmasının sebebi kahvaltı yapmaması. Sebep-sonuç ilişkisi olmayan arkadaşlar C şıkkı. Sayfa 124, 3. soru. Aşağıdaki cümlenin hangisinde tezat sanatından yararlanılmamıştır? Denizin üstünde de altında da, evet üstünde altında var. İnsanlar kötü işler yaparak iyi sonuçlara ulaşamayacağını belirir. Evet, kötü, iyi. Burada da var. Denizin üstünde küçük ve büyük, evet küçük ve büyük tezattır. Ancak arkadaşlar D şıkkında böyle bir ifade yok. 4. Onun büyüklüğü karşısında şaşırdım cümlesindeki fiilin anlam özelliği aşağıdakilerden hangisi arkadaşlar? Burada şaşırmak durum bildirmektedir. 5. soru. Aşağıdaki cümlenin hangisinde kelimenin yanlış yerde kullanılan kaynakta bir anlatım bozukluğu yapılmıştır? Bir yaşlı damla yanıma geldi. Burada yaşlı bir damla olması gerekiyor. Cevabımız D şıkkı. C bölümünde ise doğru yanlışlarımız var. Doğanın ortasında, doğanın korunmasında her insanın üstlenebileceği bir görev vardır. Doğru. Okumuşsunuz, çekimli fiili dilek kiplerinden şart çekimine girmiştir. Evet, burada arkadaşlar şart dediği için bu okumuşsunuz da şart fiil çekimi yoktur. Onun o yaşta Türkçe'ye tutkunluğuna hayrandım cümlesindeki yüklemi bildirme kipiyle çekilmemiştir. Hayrandım arkadaşlar. Burada hayrandım geçmiş zaman eki vardır. Sayısal verilerden yararlanma örnekleme bir anlatım biçimidir. Evet, burada sayısal verilerden yararlanma anlatım biçimi değildir arkadaşlar. Bu da yanlış. Tanık gösterme bir düşünceyi geliştirme yoldur. Doğru. Yaşayacaksın ağacım, yaşayacaksın. Cırcır böceklerin sesini dinleyerek üzerinde benzetme söz sanatından yararlanmıştır. Burada arkadaşlar ağacı, cırcır böceğini herhangi bir şeye bir benzetme anlamı olmadığı için cevabımız yanlış. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.